İsrail'in Masa kentinde Romalı bir askere ait olan 1900 yıllık maaş bordrosu bulundu. Papirüsten yapılan belgenin ilk Yahudi-Roma savaşlarından biri olan Masada kuşatmasına katılan Gaius Messius adlı askere verildiği belirtildi. İsrail'de çalışan arkeologlar Arad kentinin 20 kilometre doğusunda yer alan UNESCO Dünya Mirası listesindeki Masada bölgesinde Romalı bir askere ait 1900 yıl önce düzenlenen maaş bodrosu buldu. Belgenin M.Ö. 73 yılında 1. Roma-Yahudi Savaşı esnasındaki Masada kuşatmasına katılan Gaius Messius adlı askerin adına düzenlendiği açıklandı. Ancak papirüsten yapılma maaş bodrosu ordunun bazı giderleri düşmesinin ardından askerin parasız kaldığını gösteriyor. Messius'un maaş olarak 50 denari aldığı, ancak arpa parası, yiyecek ve askeri teçhizatına yapılan ödemelerin ardından elinde hiç para kalmadığı görülüyor. Bununla birlikte yapılan harcamanın büyük bir kısmı yeme ihtiyacına gittiği için uzmanlar Messius'un lejyoner bir süvari olduğunu, atını veya katırını beslediğini düşünüyor. Ayrıca maaş bodrosu Romalıların Masada kuşatması sırasında kamp kurmuş olduğunu gösteriyor. Ölüdeniz'den 400 metre yukarıda bulunan Masada, tarih öncesinde izole edilen bir kaya platosunun üzerindeki eski bir surdan oluşuyordu. Roma İmparatoru tarafından atanan Yahudi kralı Büyük Herodes, M.Ö. 37 ile 31 yılları arasında devasa yapıyı inşa etti. Yeruşalim M.Ö. 70 yılında yıkıldığında, geri kalan Yahudi isyancılar Herod'un Masada'daki kalesine taşındı. Romalılarsa kısa bir süre sonra Masada'yı yaklaşık 1000 askerle kuşattı. Kaleyi Romalıların alacağı netleşince iki kadın ve 5 çocuk dışında Romalılara teslim olmak istemeyen 960 Yahudi kendi canını aldı. Öte yandan Masada 1828'de yeniden keşfedilene kadar dünyadan gizlendi. 2001 yılında UNESCO tarafından kültürel miras listesine alındı.